Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fondötenimi nasıl uyguladığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Gördüğünüz üzere bir kaşım yapılı zaten. Bunun videosunu da yukarı linkliyorum size, oradan izleyebilirsiniz. Yine bir basic videosu olacak bu. Sadece yüzümün bir tarafını yapacağım. Aradaki farkı görmeniz için. Bugün fondötenimi nasıl uyguladığımı göstermek istiyorum. Diğer videomda da söylemiştim, ben make-up artist falan değilim. Sadece benim cildime göre en uygun yöntem neyse, kendime keşfettiğim yöntem neyse onu sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere cildim bayağı kötü diyeyim yani. Gördüğünüz üzere gözeneklerim bayağı büyük. Sivilcelenmelerim de var. Eski sivilcelerin lekeleri de çok var. Bunları nasıl kapatacağız? Bu aralar aslında çok kapatıcı fondöten kullanmak istemiyorum. Sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Ama ben yine de size kapatıcı bir yöntem göstermek istiyorum ki atıyorum düğüne falan gittiğinizde güzel bir cilt makyajınız olsun. Bunun için tabii ki ilk olarak primerımla başlıyorum. İlk olarak Wet n Wild'ın Coverall primerını kullanıyorum. Bu ürünü görmüşsünüzdür, mutlaka biliyorsunuzdur. Gerçekten güzel bir primer. Nemlendirici bir primer ama bunu komple yüzüme kullanmıyorum. Bu primeri sadece belirli yerleri kullanıyorum. Şu şekilde. Alnıma. Çabuk çeken bir primer olduğu için çok seviyorum bu primeri ve cildime en uygun primerlardan biri. Ayrıca uygun fiyatlı. İkinci primer olarak tabii ki gözeneklerimi küçültmek için bir şey kullanacağım. Bu da Golden Rose'un Makeup Primer'ı Mattifying and Pore Minimizing. Yani gözenek küçültücü. Bundan da biraz kullanıyorum. Açıkçası bu primerların pek bir işe yaradığını düşünmüyorum ama yine de en uygun gözenek sıkılaştırıcı primer bu Golden Rose'un ki. Bunu da şu şekilde uyguluyorum. Teach me about fucking stars. Bunu yedirmek için bir sünger kullanıyorum. Ve cildime iyice yedirtiyorum. Teach me about fucking stars. Ben pek olmuyor zaten, uygun fiyatlı diyorum. Aynen. Tamam. İndirime de çok giren ürünler. Zaten daha uygun fiyatlı ürünler kullanmayı tercih ettim bu videolarımda. Çünkü herkese göre bir şey olsun istedim. Fondötene geçiyoruz yavaş yavaş. Fondöten için ben Revolution markasının Conceal & Define ürününü kullanıyorum. Bendeki rengi F6. Güzelce çalkalıyorum. Fondöteni kullanmadan önce gerçekten çalkalamaya özen gösterin. Çoğu kişi bu fondötenin hijyeni olmadığını düşünüyor. Ki doğru aslında, çünkü sivilcelerinize falan değiyor. Sonra geri kutunun, yani şişenin içine daldırıyorsunuz. Bir nebze doğru ama benden başkası kullanmadığı için bu fondöteni pek de bir sorun göremiyorum. Çünkü yüzüm öyle de böyle de sivilceleniyor. Bu fondötenden kaynaklanan bir şey değil. Teach me about fucking stars. İlk olarak bunu bir kurumadan yedirteceğim. Duruma göre bir daha uygulayabilirim fondöteni. İlk olarak bir fırçayla başlıyorum. Teach me about fucking stars. Böyle bir fırçamız yoksa hangi fırçaları kullanabiliriz? En klasik kabuki dediğimiz üstü düz olan fırçaları kullanabilirsiniz fondöten fırçası olarak. Direkt süngerle yedirtebilirsiniz. Tamamen size bağlı.
Yani en sevdiğiniz fondöten fırçanızı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere gözeneklerimin fazla olduğu yerlere gerçekten fırçayı bastırarak fondötenimi oturtuyorum ki fondöten gözeneklerime otursun diye. Gördüğünüz üzere buralarımı kapatmadı daha. O yüzden bir daha fondötenimi alacağım. Bu arada Instagram'da gördüğünüz o muhteşem ciltli insanlara inanmayın arkadaşlar. Ya gidip gerçekten her ay iyi bir cilt bakımı yaptıracaksınız ya da Photoshop, filter kullanacaksınız. Renk olarak çok uyuşmuyor maalesef. Revolution'da hep bu sorunu yaşıyorum. Revolution ürünlerinin alt tonu hep bir pembe. Ama benim cildimin alt tonu gördüğünüz üzere daha çok sarı, yeşile doğru kayıyor. Ki aslında Türklerde çoğunlukla bu böyle oluyor. Ama Revolution ürünlerinin maalesef alt tonu hep pembe. Bu arada kamerada hiçbir şekilde bir filtre ya da bir hiçbir şey yok. Yani daha şey görünmesi için, daha temiz görünmesi için hiçbir şey kullanmıyoruz. Gerçekten cildim şu an nasılsa öyle gösteriyorum. Zaten bu taraf berbat görüyorsunuz yani. Şimdi fırçayla uyguladıktan sonra ıslak süngerimi alıyorum ve bununla bir daha üzerinden geçiyorum. Hem fondötenimin daha iyi cildime oturması için hem de fazlalık ürünü cildimden almak için. Yoksa gün içerisinde cildim çok kusacak, bunu biliyorum. O yüzden süngerle alıyorum fazlalık ürünü. Teach me about fucking style. Kapatıcımı alıyorum. Benim kullandığım kapatıcı Maybelline'in Instant Anti-Age kapatıcısı, konsileri. Ben bunun süngerini çıkardım çünkü süngeri fazla ürün emdiği için süngersiz kullanmayı tercih ediyorum. Zaten kendi süngerimin üzerine sıkacağım için ürünü. Bu şekilde geliyor zaten. Concealer'ımı da ben hep cilt tonumdan bir tık daha açık tercih ediyorum. Gözümün altı daha aydınlık gözükmesi için. Ama bunu yaparken fazla dışarı taşırmayın. Çünkü gördüğünüz üzere benim yüzüm zaten geniş. Bu sefer concealer'ımı daha da dışarı doğru blend yaparsam, yani karıştırırsam bu sefer yüzüm daha da geniş gözükecek. Buna da hiç gerek yok. Evet, concealer'ın karışıklıklarına doğmadan hemen bir pudra kullanacağım. Benim en sevdiğim pudra Yves Rocher'in Pure Light pudrası. Bendeki rengi Beige Universal. Ambalajı pek de heyecan verici değil. Yukarı bakarak pudramı oturtuyorum gözümün altına. Yüzümün kalan bölgesini bir Flormar pudrasıyla setleyeceğim. Flormar'ın compact pudra, compact powder yazıyor sadece. Bende iki rengi 92 medium soft peach. Yani şöyle bir pudra. Ambalaj olarak aşırı şekilde MAC'e benziyor. Bunu da büyük bir fırçayla cildime oturtuyorum. Cildimin geri kalan bölgesi için neden renkli pudra kullanıyorum? Renkli pudralar her zaman
kapatıcı oldukları için cildimde kalan bölgeleri pudrayla bir daha kapatıyorum yani. Kapatıcılığı fondötenimin artmış oluyor. Ayrıca bence kapatıcı pudralar gözenekleri bir tık daha küçültüyor. O yüzden öneririm kesinlikle. Bu pudra da gerçekten güzel. Setlediğime de göre ne kaldı? Tabii ki fixing spray'imiz kaldı. Normalinde daha bronzer, blush, yani allık, aydınlatıcı vesaire vesaire yapardım. Ama ben sadece bugün fondötene odaklanmak istediğim için hemen fixing spray'e geçiyorum. Normal su bile kullanabilirsiniz, yani termal su. Ama ben mesela fondötenimin daha uzun kalması için cildimde Revolution'un Sport Fix Extra Hold Fixing Spray'ini kullanıyorum. Bu aslında sadece alkol ve su. Başka hiçbir şey değil. Bolca sıkıyorum çünkü aynı zamanda yüzümdeki o pudramsı görünüm erisin cildimle istiyorum. 2000 years later. Kesinlikle belli oluyor. Burada gözeneklerim çok var, kırmızılıklarım çok var. Sivilcelerim aşırı şekilde belli oluyor. Bu taraf daha bir düzlemiş. Yani daha smooth, daha soft gözüküyor kesinlikle. Daha yumuşak yani. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, makyajla gözeneklerinizi yok etmeniz, tamamen yok etmeniz neredeyse imkansız, ama küçültebilirsiniz. Şöyle bir primerım var mesela. Revolution'un. Bu direkt yani aşırı katı bir primer. Bunu gözeneklerinize uyguladığınızda gerçekten üzerine oturuyor. Yani gözenekleriniz neredeyse yok oluyor. Bunu çok kullanmayı tavsiye etmiyorum. Neden derseniz, gerçekten gözeneklerinizi tıkıyor. Ama özel günlerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, belki doğru yöntem bu değildir ama benim için en iyi yöntem bu. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Bu tarzda daha basic videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Bundan sonra atıyorum krem, kontur yapabilirim, far yapabilirim. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Veya kirpik nasıl yapıştırılır mesela, çok kişi soruyor. Öyle bir video da gelebilir. Yorumlara fikrinizi yazın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. Bay bay. Hoşçakalın ve bize abone olmayı unutmayın.